Moto Gündem'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta yanımızda Çinli Leap Motor var. Leap Motor Türkiye pazarına geçtiğimiz aylarda girmişti arkadaşlar. Daha önce bunların haberlerini paylaşmıştık. Bugün yanımızda T0.3 modeliyle biz de Leap Motor'un detaylarına inceleyeceğiz. Türkiye pazarına aslında dediğim gibi 1-2 ay önce ayak basan marka, daha önce hatırlarsanız Ulu Motor distribütörlüğünde Skywell markası vardı. Skywell markasını getiren Ulu Motor artık Leap Motor'u da Türkiye'ye ithal etmeye başladı. Türkiye'ye getirmeye başladı. Bu pazarın görmüş olduğunuz gibi aslında şu an mevcut pazarın yoğunluğundan yararlanan birçok marka farklı farklı modelleri sırasıyla Türkiye pazarına sunmaya başlıyor. Avrupa pazarında Türkiye'yi bir kapı olarak gören Çinli markalar yeni modellerini teker teker bizlere sunmaya başladılar. Leap Motor da bunlardan biri oldu. Birkaç sene önce Türkiye pazarına giriş yapan MG ile birlikte başlayan bu furya Chery ile birlikte devam etti. Ardından Skywell'i geldi. Şimdi Leap Motor'u geldi. Gerçi Chery şu an elektrikli modellerini bize sunmadı ama en azından Chery de Türkiye pazarını Avrupa'ya açılan bir kapı olarak görüyor. Bugün Leap Motor'la birlikteyiz arkadaşlar. Leap Motor nasıl bir otomobil, nasıl bir araç? Yüz elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz. Hani yıllar önce çocukluğumuzda belki hatırlardık. Elektrikli otomobiller bize sadece oyuncaktan ibaret kalırdı. Akülü arabalar, minik akülü arabalar oyuncaktan ibaret kalırdı. Ama Türkiye'de artık zaman değiştikçe, daha doğrusu bütün dünyada teknoloji değiştikçe, teknoloji hızlandıkça elektrikli motorlar daha çok hayatımıza girmeye başladı. Bu saatten sonra da daha kalabalık bir nüfus yapısına sahip olacaklar diyelim. Şimdi Çinli Leap Motor'da T03 modelinde neler var? Hep birlikte bir göz atalım. Leap Motor T03 modeline ilk başta baktığımız arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aslında otomobilin yakışıklı bir ön yüzü var. Hemen sol tarafta şöyle görmüş olduğunuz gibi LED farları var. Otomobilin komple böyle etrafını saran. Hatta anahtarımızı da bu arada size göstereyim ve ışıklarını da yakmış olacağım. Şöyle bir anahtara sahip. Oldukça güzel bir anahtar. Dikkat çeken bir anahtar. Güzel bir tasarıma sahip en azından birçok modele göre. Mesela kapıları açtığımızda görmüş olduğunuz gibi şunlar LED farları, LED sinyalleri ve alt kısımda da yer alan şurada şöyle bir LED şeklinde gündüz farları var. Bunlar yandı mı böyle bir yuvarlak oluşturuyorlar. Normal mercekli bir halojam farları var ve alt tarafı doğru indiğimizde ufak tefek böyle tasarım detaylarını yapmışlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi biraz daha böyle piyano bilek bir kaplama. Park sensörlerimiz bulunuyor. Hemen ön tarafta aracı şarj etmek için girişlerimiz var. AC ve DC ikisini de destekli otomobil şarj durumunda. Sağ tarafa doğru geldiğimizde aslında aracın oldukça ufak boyutlara sahip olduğunu görmek mümkün. Yani bu model aslında daha çok yeni. Çin'de 2015 yılında kurulmuştu bu marka daha doğrusu. A segmenti olarak oradaki pazara da girmişti ve ardından Mayıs 2020'de bu modeller üretilmeye başlamıştı. Bize de bu sene görmek nasip oldu. Daha önce birçok marka bu modeli ithal etti. İthal olarak hani distribütörsüz bir şekilde getirdi ama şimdi Ulu Motor Skywell'in ardından bu aracı da getirmiş oldu. 4.6 metre uzunluğa sahip olan otomobil aslında Fiat 500'de hemen hemen aynı boyutta. Renault Zoe'den de bir tık daha uzun diyebiliriz. 1.6 metre yerden yüksekliği sahip olan otomobilin aynı zamanda 2.4 metrelik de bir dingil mesafesi var. Yan tarafa baktığımızda ilk dikkat çeken tasarımlardan biri hemen görmüş olduğunuz gibi jant tasarımı arkadaşlar. Güzel bir jant tasarım var ama ufak bir jant tasarım var. 15 inçlik jantlara sahip otomobil hemen hemen araçla birlikte böyle baktığınızda aslında uyum içinde. Daha doğrusu bakıldığında çok ufak durmuyor otomobil ama bizim tabii alışkın olmadığımız için gözümüze biraz ufak geliyor. Şöyle arka tarafa doğru geleceğim. Hemen arka taraftan bahsedeceğim. Arka tarafta da görmüş olduğunuz gibi iki tane LED stopumuz var. Bunlar full olmasa da tamamen LED şeklinde diyebiliriz. Şurada şöyle bir piyano bilek bir geçiş yapmışlar. Ortaya Leap Motor'u logosunu koymuşlar ve burada da hemen modelin ismi yer alıyor. Bagaj hacminde de çok büyük beklentilere girmeyin. Aracın bagaj hacminde aslında boyutlarına göre oldukça normal diyebiliriz. Şöyle açtığımızda bagajı hemen öyle bakıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi tabii bizim fişlerimiz var. Araç elektrikli olduğu için normal ev tip prizimiz de var. Normal EC prizimiz de var. Bu bagaj 210 litre seviyesinde arkadaşlar. Ve buraya hani ortalama bir tek valiz koyduğunuzda bagaj tamamen dolmuş oluyor hemen hemen. Şuradaki kol yardımıyla da koltuğu yatırıp bagaj alanını daha fazla büyütmek mümkün. Hemen aracın ön tarafına geçeceğim. Biraz iç mekandan, iç tasarımından bahsedeceğim otomobilin. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir alan bize sunuyor
araç. Güzel bir koltuk yapısı var. Biraz sert olsa da idare ediyor. Hemen şöyle ön tarafa oturduğumuzda görmüş olduğunuz gibi şimdi kapı işlerinden başladığımızda yani bu araçta hani fiyat ve performans odaklı olması için tamamen sert plastik malzemelere yer vermiş. Sert plastik malzemeler kullanılmış. Dört camı da otomatik bu arada. Tam otomatik. Şurada bir kumaş malzememiz var. Burada da aynı şekilde. Şuraya geldiğimizde yine sert malzeme burada da devam tabii ediyor. Ön detaylarına baktığımızda aracın ön konsoluna şöyle bir baktığımızda şurada hemen 8 inçlik bir ekran bizi karşılarken şurada da 10 inçlik bir ekranımız var. Direksiyon tasarımı da oldukça iyi sayılabilir. Yani baktığımızda hani aslında hani Çin büyük bir pazar arkadaşlar. Çin'de birçok markaya birçok modeline üretim yapılıyor. Lip motoru da burada hani Mercedes'te mesela kullanılan aynı direksiyon simidini paylaşmışlar. Kollarını görmüş olduğunuz gibi silecek kolları yine aynı şekilde Mercedes'ten hatırlıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi şurada da vites kolu direksiyonun hemen arkasında bulunuyor. Bunu da zaten Mercedes'ten tanıyoruz birebir. Ve start stop tuşu bile hemen hemen aynı diyebiliriz. Dediğim gibi Çin büyük bir pazar ve birçok markaya burada üretim yapılıyor. Ekrandan biraz bahsedeceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi ekranın üzerinden bütün ayarları hemen hemen bu ekran üzerinden yapıyorsunuz arkadaşlar. Otomobilin farlarını bile şu ekran üzerinden yakıp siz farlarını buradan yönetip eğim, far eğim kontrolünü buradan yapıp her şeyi bu ekran üstünden halletmeniz mümkün. Ve aynı zamanda şöyle de minik bir cam tabanımız var. Sadece otomatik perde şeklinde bir perdesi var. Onun dışında açılmıyor. Normal sadece bir cam taban görevini görüyor. Hemen buraya geri indiğimizde farklı sürüş modlarını da görüyoruz. Mesela Eco, Standard ve Sport olarak sürüş modlarımız var. Aynı zamanda aracın hani sürüş konforu da yine aynı şekilde 3 farklı moda bürümüşler. Hemen alt tarafa indiğimizde şarjın durumunu gösteren bir level var, bir ekran var. Burada da bir yol bilgisayarı var. Yol bilgisayarını da sadece bu ekran üzerinden takip edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şurada yapmış olduğunuz kilometre kullandığınız tüketim hepsi gösteriyor. Mesela ben aracı aldığımdan beri 331 kilometrelik bir yol kat etmişim ve 42 kW'lık bir tüketimim olmuş. Ortalama tüketimim ise 12.9 kWh seviyesinde. Şimdi ön tarafa böyle geniş bir bakış açacak olursak hemen şurada da zaten görmüş olduğunuz gibi mesela sert plastiklerin hepsi burada da kullanılmış. Sağ taraf yine öyle. Yani otomobilin içinde yumuşak bir malzeme yok arkadaşlar ki yani fiyatına ve faydasına göre de zaten bu otomobilden biz de çok bir şey beklemiyoruz. Şurada bir torpido gözümüz var. Hemen şurada bir alanımız var. Burada telefon bir şeyler koyabiliriz. Zaten şarj kartımız var burada. Şurada bir kapak var. Bu kapakta USB ile ekranı birini de bağlayabiliyorsunuz. Ama tabii Android Auto ve Apple CarPlay bu otomobilde yok. Şuradan hemen bağlantı yapıp bir program yardımıyla programı indirip telefonun ekranını buraya yansıtabiliyorsunuz. 10 inçlik ekrana. Şurada bir çakmak girişimiz var. Şurada da telefon şarj etmek için bir USB'miz var. Şurada da bir bardaklığımız var arkadaşlar. Bu bardak açıldığında görmüş olduğunuz gibi şuraya koyup halledebiliyoruz. Şurada minik bir alanımız daha var. Hemen elektronik park verimimiz var. Burada da bir yerimiz var. Arka tarafa doğru da bir bardaklık koymuşlar. Ön taraf böyle. Şimdi arka tarafa geçeceğiz. Arka taraftan biraz bahsedeceğim. Evet, arka tarafta da böyle bir alan var. Hemen ilk başta ayağımı atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hani hemen hemen ortalamalarda bir yaşam alanı sunabiliyor otomobil bize. Şöyle oturdum mesela. 4 parmak hemen hemen 4 parmaktan biraz daha az. 3,5 parmakta diyebiliriz. Bir diz mesafesi var ve öndeki koltuk hemen hemen benim sürüş pozisyonumla aynı diyebiliriz. İki kişiye yeterli bir alan var. Bile kısa bir sürüşe çıktık. Birkaç detay vereceğim. Hemen videoyu bitireceğim çok uzatmadan. Lip motoru aslında biraz geçmişine baktığımızda Türkiye pazarına gelmeden önce aslında 2015 yılında Çin'de kurulmuş bir marka. Çin'de kurulmuş bir otomotiv markası. Zamanla Çin'de kendini kanıtlayan markaların yavaş yavaş oradan dış pazarlara, farklı pazarlara açılma stratejisini artık herkes biliyor diyebiliriz.
Türkiye pazarı da bunlardan biri. Hani markanın en çok dikkat çeken, en çok istediği pazarlardan biri ki dediğim gibi Avrupa pazarı Türkiye için çok önemli. Yani Avrupa'ya açılan bir kapı olarak görüyorlar Türkiye pazarını. Lip Motor da bununla bunu gerçekleştirmek istiyor. Skywell'le birlikte başlayan yolculuğu, Türkiye'deki yolculuğu, Skywell dediğim gibi Ulu Motor'un Türkiye pazarına soktuğu bir modelden sonra getirdiği markadan sonra daha doğrusu Türkiye'ye ikinci getirdiği marka olarak karşımıza çıkıyor Lip Motor. Peki bu Lip Motor nasıl bir otomobil? Lip Motor aslında baktığımızda tamamen şehirli bir A segmenti bir otomobil. Hem boyutlarına hem de tasarımına baktığımızda otomobil aslında segmentindeki hani ilklerden biri diyebiliriz. Bizim pazarımız için, Türkiye pazarı için. Çünkü bu segmentte çok elektrikli otomobilimiz yoktu. Geçmişten gelen bir Zoe'miz vardı, Renault Zoe'miz vardı. Şimdi geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda Fiat 500'ün sunduğu bir model var. Bir de Lip Motor var. Aslında Türkiye'de A segmentinde de çok farklı model yok ama işte biraz daha çeşitlilik arttıkça, farklılık arttıkça yani otomobiller elektriklendikçe, teknolojiler değiştikçe fazla aşağıda benziyor ki bundan sonrası da zaten artık daha doğrusu bundan biraz daha gerisi de mikro otomobillere geçiş süreci diyebiliriz. Bunda da hani mesela bizde yine bir ilk ve tek örneği vardı. Renault Twizy vardı mesela. O da bir mikro otomobil olarak karşımıza çıkıyordu. Şehir içinde kullanılmak için üretilmiş bir otomobil. Hani biraz daha böyle uzun yollara falan gitmeye kalktığınızda biraz sizi yorabilir. Bunun en büyük nedenlerinden biri çünkü otomobilde oldukça sert bir süspansiyon sistemi var. Ve mesela normal bir ortalama bir kasisten geçtiğinizde bile otomobil komple yerinden böyle hopluyor diyebilirim. Güzel bir menzil sunuyorlar ama buna rağmen hani şu an pazara ilk kez giren birçok otomobil üreticisinden, birçok markadan daha fazla menzil sunuyorlar. 417 kilometrelik aracın bir menzili var arkadaşlar ve dediğim gibi 41 kW'lık bataryaya rağmen. Beklentinin üstünde bir yol tutuş performansına sahip olan araç menzilde de oldukça iddialı. Yani şöyle ki birçok hani bugün pazara sunulan birçok elektrikli otomobilin menziline baktığımızda 250 km, 300 km, 350 km'lerden falan bahsedilirken şehir içinde bu otomobilin menzili 417 km olarak paylaşıldı. Bize verilen bilgi en azından bu yönde. Hani Çin sitesine de baktığımızda 403 km'lik bir menzilin sahip olduğunu söylüyorlar. T03 modelinin. 41 kW'lık bir bataryaya sahip otomobil. Tabii 41 kW biraz gözünüze az gelebilir ama otomobilin ağırlığına baktığımızda, otomobilin ağırlığını düşündüğümüzde aslında 41 kW bu otomobil için çok değil. Hemen hemen 1.1 ton ağırlığında olan otomobile dediğim gibi bu 41 kW'lık batarya 417 km menzile ulaştırıyor. Güçlü bir otomobil aynı zamanda 110 beygir gücünde, aynı zamanda torku da 158 Nm civarlarında. Bu yüzden hani elektrikli otomobil de olmasının etkisiyle hızlanmaları falan oldukça yerinde, oldukça hızlı kalkışlar yapabiliyor. Tek kademeli bir vites sistemine sahip zaten tüm elektrikli otomobillerde olduğu gibi. Onun dışında kaldı fiyatı. Otomobilin fiyatı ne kadar peki? Yani bu araca sahip olmak istediğinizde en son lansman fiyatında bize bahsettikleri 799-800 bin liralık bir fiyat etiketine sahipti. Hani bugün 5 Haziran'dayız. 5 Haziran günü bu çekimi yapıyorum. Şu an otomobilin fiyatı 800 bin lira. Ama tabii bunda en büyük etki olarak gösterilen şey var. Hani Çin vergisi var Türkiye'deki. Ekstra yapılan Çin vergisi var. Bu Çin vergisi olmasaydı bu otomobil 200-250 bin lirada daha aşağıda bir fiyat etiketine sahip olacaktı. Yani 650 bin liralık bir fiyat etiketi taşıyacak. Lip Motor T03 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler varsa sorularınızı beklerim. Yorumlarınızı beklerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.